Şimdi iftarı hemen köşe başındaki köfteci de yaptım. Mecburiyet köftecisinde. Baktım mecburiyet yazınca <laughs> zorunluluktan oraya... oraya gittim. Evet. Köftesi de çok güzel. Tavsiye de ederim. Yani dört bir Sözcü'ye gelince böyle. Bizimle tabii beraber de gideriz. İftara da denk gelince oraya gidiyoruz. Ee, hakikaten güzel bir meslek. Özenle yapıyorlar. Çok dikkatli çalışıyorlar ve hakikaten senin de dediğin gibi leziz. Bir de bulan bir de bulandırmıyor. Şimdi Murat Kurum ne demek istiyor buradan? Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldu şimdi? Sen olsan olsan köfteci olursun bakanlıklara. Ya Murat sen 17-25 Aralık'ta devlet memuruydun. 17-25 Aralık'ın bütün pis ilişkilerinde adı geçen birisisin. Devlet memuru olarak. Niye kurtuldun? Recep abin orada güçlü bir irade ortaya koydu. Hakimleri tanımadı, savcıları tanımadı, adaleti ayakları altına aldı. Bana kom kumpas dedi, komplo dedi. Sen Recep Tayyip Erdoğan diklenince 17-25'te hesap vermediniz. Aksi takdirde o gün Erdoğan Bayraktar, o gün ee, Zafer Çağlayan... Ee, dört tane bakan bu işten Yüce Divan'a bile gitmesi Türkiye Büyük Millet oylandı. Yüce Divan'a gitmesi. Şimdi buradan sen Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldun? Türkiye'de herhalde köftecilik yapan milyonlarca insan vardır. Mesela bizim Ordu'da Yalıköy köftesi meşhurdur. Yalıköy köftesi. Hele bir Burhan var. Burhan 40 yıllık Burhan'ın köftesini yemeden geçme şansın yok. Eğer Karadeniz'den geçiyorsan, Ordu'dan geçiyorsan. Şimdi Burhan'ı kötüledin mi sen? Burhan sembol bir isim. Burhan isim hakkını bile parayla satıyor. Yani köfteci Burhan hakkını bile parayla satıyor. Murat'ın <laughs> ismini birine vermeye kalksak Murat Kurum diye kimse almaz. Yani Murat Kurum para da etmez şu an isim olarak yani. Çünkü artık o kadar e, jargon olarak, siyasi çıkış olarak çok beceriksiz birisi çıktı. Dolayısıyla siyasette hakikaten seviyeyi çok düşürdüler. Bakın sadece Murat Kurum değil aslında AKP'lerin çoğu şu an çıldırmış durumda. Yani kusura bakmayın bir, birkaç yere gideceğim. Balıkesir Belediye Başkanı. Ey ticaret odaları, sivil toplum örgütleri. Cuma gününe kadar kararınızı verdiniz verdiniz. Ayağınızı denk alın. Pazar gün hesabını soracağım. Toplum, sivil toplum örgütlerini tehdit etti. Sivil toplum örgütlerini. AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Amca var bizim. Hilmi Amca çıktı dün İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz için hırsız dedi. FETÖ'cü dedi. Pensilvanya'dan yönetecek dedi. Soydu soydurdu dedi. Cık, ya dediği adam AK Parti'nin belediye başkanı Ece. Yani 2020'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan görevden alana kadar AK Parti'nin seçilmiş belediye başkanı ve 4 dönem zannediyorum belediye şey vekillik yapmış birisi. Şimdi avukat burada. Kişi hırsızsa hırsız mahkemeye verilir. Öyle değil mi Mehmet abi? Evet. Hırsızsa değil mi Evet. Adama hırsız diyorsun. 5 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bu Hilmi Güler amca yönetiyor. Hem de güzel yönetiyor. Yasak Elma dizisi gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi bu Hilmi amca bu Enver Yılmaz'ı mahkemeye vermemiş 5 yıldır. Hırsızlığını biliyor. Dolandırıcılığını biliyor. FETÖ'cülüğünü biliyor. Pensilvanya'dan talimat aldığını biliyor. Şimdi çıkmış çok ağır sözler söylüyor. Bu yasak elma atfınız ekonomik bir atıf mı yoksa özel hayatı? Özel hayatta. Hayat. Kimileri biraz da, cebinde biri. Ben o yüzden beri... girmemeye evet, Her yani. seferinde söylüyor. Ben, defa, ben defa, kıyısından döndürüyorum. Ben ilk defa duydum hani izleyiciler de mutlu olsun diye. Ya eskiden Özel Dallas vardı da. Dallas'ın bir benzeri yasa gelme dizisi. Onun için dedim ben. Zaten e, diziler maşallah. Kamu da olursa bizi ilgilendirir. E, yani... Normalde kimsenin <laughs> özel hayatı ilgilenmiyor <laughs> ama kamu da şimdi, kamu bürokrasisinde olursa. Mesela yani. Kütahya MHP, MHP, MHP Belediye Başkanı bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki aman ha diyor. Beni seçin. Ama hırsız. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Programın akışında devamında yapacağım, söyleyeceğim hani bu, konulara bir anda bunlara, girdiniz. Bu söylemeyeceğim. Hırsız ha. diyor bakın. Hırsız diyor. Tamam. Hırsızı seçmeyin diyor. Hırsızı seçmeyin diyor. Yani ben gidersem diyor AKP'nin adayı hırsız diyor. Hırsızı seçmeyin. Yani dil seviye demin oğul kardeşim hakkını helal aynı şeyi konuştuk. Yani seviye o kadar düştü ki arkadaş bu nasıl bir dil? Bu nasıl bir hakaret? Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları pankart asıyor. Ekrem İmamoğlu'na ne hesap soracağız? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu severim. Sevdiğimi de her yerde söyleyenlerdenim. Hangi programda olursa olsun Kemal Bey'e bir laf söylendiğinde de bir şekilde ee, müdahale ederim, savunurum. Ben Kemal Bey'i de iyi tanıdığımına inanıyorum, biliyorum. Bu nasıl bir alçaklık ki? Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecek. Pankart asıyorlar ya. Hocam pankart asıyorlar komutanım. Düşünebiliyor musun? Bildiri dağıtıyorlar. Ya bu nasıl bir siyasi ahlaksızlık ya? Bu nasıl bir siyasi edepsizlik? Cumhurbaşkanı işi gücü bıraktı. CHP'nin 58 milyon liraya parti binası aldığını her mitingde konuşuyor. Ya Recep abi senin oğlana sen 25 milyonu evden çıkartamadın ya. 25 milyon doları Oğlana çıkaramadın en son Dedin ki bak Bilal Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum Dedin de Kızın devreye girdi parayı öyle çıkarttın Ayakkabı kutularındaki milyon dolarlar Değil mi ayakkabı kutularında Bakanın oğlunun para sayma makineleri Değil mi 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alan Bakanın var Senin bakanın çıktı Beni niye aldınız burada Bana talimatları Erdoğan verdi dedi çıktınız dediniz ki bunlar montaj dediniz. Bunlar e, yalan dediniz. Sonra yalan dediğiniz bütün paraları ayakkabı kutusundaki paralar da dahil faiziyle paraları sahiplerine iade ettiniz. Ya sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi Amerika'dan 100 milyon dolarlık Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı. Kendisini konuşmayanlar seviyeyi o kadar aşağı çektiler ki Yahu arkadaş ülkenin cumhurbaşkanısın. Senin konuşacağın o kadar çok şey var ki. Sen emekli konuş. Sen işçiyi konuş. Şimdi köylüyü konuş. konuş derken. Bunları Oğulak konuşmuyor. bir gitmek istiyorum. Neden? Şimdi cumhurbaşkanı... Ece lafımı kesiyor benim. Fındık Abi getirdim kesmesin diye. Fındık getirdim kesmesin diye, kesmesin getirdim, kesmesin diye yine kesti. Sen programı sözün gücü olmaktan çıkarıp... ...Çemal Engin gündemi... Gücüne tırtıyorsun. <laughs> kendine, kendine özgü bir gündemin var. Sui bize. O da müdahale ediyor. Kontrolü kaybediyor kızcağız. Aa, ben geçen, geçen, gün ne dedim? Programın kontrolünü kaybediyor. Ece, Ece müdahale etmeden sen sus dedim. <laughs> Kendis yani Cemal Evli Yurt gündemi olması lazım program. Yani, bir ara birebir yapmak lazım. Neyse. Güzel konuşuyor. Siyasi zekayla. Ece e, Oğul bir ya. yanıt vermek istiyorum. Yani anketlerde Erdoğan kötü çıktığını görürse Cuma günü emekliye para verir. Evet. Emekli kardeşime sesleniyorum. Abi'me sesleniyorum. Erdoğan vereceğim derse de inanmayın. Yalancıdır. Yalan konuşur. Paranın verilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal toplanması lazım. Tatil Meclisten eder. kanun geçmesi lazım. Hı. Kanunla ancak bu ikramiyeyi verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu an ara tatilde olduğu için olağanüstü toplanmak gibi bir imkanı da yok. Dolayısıyla 16'sına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil olduğu için Demek ki Erdoğan sizin ifadenizde yani siz değil tabi Erdoğan mantığıyla halkı kandırmak için veriyorum diyecektir. Tekrar söylüyorum parayı verebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıkması gerekir. <laughs> Aksi takdirde nasıl olsa 31 Mart geçtikten sonra kazanırsam meclisten kanun çıkarır yerine getiririm. Kazanamasam da nasıl olsa ülke bir şekilde IMF'e Dünya Bankası'na teslim edildi. Ben yapamadım derim diye bu milleti tekrar kandırılabilir. Onun için cuma gün Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yaparsa aziz Türk milletine, emeklilere sesleniyorum. Vallahi de yalan, billahi de yalan itibar etmeyiniz. Şimdi emek toplantıya e davet edeyim doğru. Ama bu yapılmıyor. O hayır, bu dediğin meclis tatildeyse iş tüzüğü yani 7. madde 2. fıkrası. Meclis tatildeyse olağanüstü toplantıya çağrılır. Meclis ara vermişse çağrılmaz. Hatırla iki ay önce Cumhuriyet Halk Partisi meclis ara vermiş, toplantıya çağırdık ve Numan Kurtulmuş meclisi toplantıya çağırmadı. Neden? Ara verdiği için çağırmadı. İkisi ayrı şey. Şöyle. Tatildeyse meclis olağanüstü toplantıya çağrılır. Ara vermişse meclis olağanüstü toplantıya çağrılmaz. Ama dese ki Olay emekliler işte ya. için ben para veriyorum dese hiç gerek yok. Bütün milletvekili olarak geliriz. Yarın desin yine geliriz. Mesela meclisten bak. bir örnek vereyim özür dilerim. Tabii Mecliste bütçe görüşmelerinde bu saydığın üç isme hiçbir muhalefet partisinin milletvekili en ufak bir tepki göstermezdi. Ama Süleyman Soylu'nun sesi meclise ad, ayağını attığı an meclis yıkılır. bu Yani Bir insan bunu... kendini ancak bu kadar güzel tarif edebilir. Yani şerefsizliğin tarifi ancak bu kadar olur. Kemal'i tebrik ediyorum. Ee, ...şerefsizlikte zirve yapmış yani. E, Kemal <laughs> mi demiş? Mehmet Şimdi Yalçın o bunu, bunu anladığım kadarıyla... ...beğendik. Yani, Kemal etiketlemiş onu. Etiketlemiş, Mehmet, <laughs> Yalçın Yalçın Yalçın. Yazmış, <laughs> Mehmet Yalçın şerefsizi yazmış. Mehmet Yalçın şerefsizi yazmış. Kemal Kahraman şerefsizi de... ...etiketlemiş. Biz ikimiz birbirimizinden aynıyız demiş. Lan oğlum gusül abdesti alıp almadığını... ...nereden biliyorsun? Abdest alıp almadığını nereden biliyor? Sen dinin elçisi misin? Allah seni vazifeli mi kıldı? Allah'ın dini sade size mi ait? Veya dinsiz olsa ne yazar? Dinsiz olması insan olmasını engeller mi? Dindar olduğunda ne oldu? Namussuz herif. Dindar olduğunda bu memlekette kul hakkı yiyene ne dedin? Dindar olduğunda bu memlekette Şarabı Ramazan ayında vergisiz getirene ne dedin? Dindar oldun da Gazze Filistin için ağlıyoruz dediniz. Bir gıyabi cenaze namazı mı kıldınız? Bir aydır 36 bine çıktı Filistin'de ölenin sayısı. Cenaze namazı mı kıldınız? Daha bugün TÜİK yine giden gemilerin envanterini açıkladı. Lideriniz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğin partiye gönderme gemileri mi dedin? Ne yaptın? Yani dindar oldun da komşusu aç iken karnı dok yatan sen değil misin? dindar olduğunda haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil misin? Bu nasıl bir işte yani az önce söyledi seviye çok düştü diyor ya hakikaten isyan etmeme geldi değil. Yani bu ahlaksız bu yani dinsiz bu adam ya bu dinsiz emekli maaşım az diye yüzüne abdest suyu değmemiş kusursuzlara oy verecek ya emeklilere hakaret başka partiye oy veren hakaret dine hakaret dindara hakaret herkese hakaret işte zihniyet bu Şimdi bu adam çıkıyor bu memlekette bize dinden diyanetten bahsediyor ya. Bu adamı belediye meclisi seçmişler düşün. Belediye meclisi. Şimdi A. Ordu'da AK Parti'ye oy verenler bu adamı seçecek işte. Bu zihniyeti seçecek ya. Yani şimdi AK Parti'ye oy vermiyorum diye. Ya ben Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Deva Gelecek var. Hep söylediğim bir şey var. Lan oğlum bunu bize diyorsun da diyorum ben hep de nasıl diyorsun ya? Temel amca falan camiden hiç çıkmazlar. Fatih Erbakan dini diyaneti kimseye bırakmaz. Şimdi Fatih'e de aynısını söylüyor değil mi bu? Yeniden refah da aynısını söylüyor. Çünkü o da emeklilerin hakkını savunuyor. Yanındaki büyük birlikçi Mustafa Destici geçen ne dedi? Emeklilerin hakkı verilmeli dedi değil mi? Söyledi ya. Evet evet. E şimdi kendi yanındakilere de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla hakikaten adam değiller. Hakikaten insanlıkları tükenmiş. Yani bunların Eline imkan geçsin Taliban gibi bunlar. Bunlar Taliban kafalı. Taliban gibi bu ülkede bunlar bize yaşam hakkı tanımayacak. Onun için bizi seyredenler hangi partiden olursa olsun şu adama bakarak uygulanmalı bence. Kesinlikle e, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. Ben programlar haricinde de çok gezen bir milletvekiliyim. Sabah No TV'de olacağım. Arkasından da uçağa bineceğim. Adana, Osmaniye, Kadirli ve yarın akşam saat 9'da da 4 yol numune evlerde miting yapacağım. Gece saat 9'da. Bu kadar dokuzda. tempoyu fındık da kurtarmaz. Tabii. Saat 9'da bilmiyorum. miting yapacağım. Şimdi e, Ağrı Diyadin, Cahit yaştı. belediyeyi alacak. Ağrı Diyadin, Demokrat Parti adayı. Yine e, Erzincan e, beldesinde bir Altınbaşak beldesinde Engin Deniz diye bir kardeşimiz. Beni davet ediyorlar yani ısrarla. Erzurum'da Oğulcan Kaya kardeşimiz iddialı. Trabzon Beşikdüzü davet ediyorlar gidemiyorum. Trabzon Yomra davet ediyorlar. Çorum'da Murat Tiryaki davet ediyor. Kırklareli Vize müthiş bir miting yaptık. Bugün Ültekin Uysal Bursa Orhan Gazi'deydi müthiş bir miting yaptık. Yani Kumluca, Demre, Finike, e, Konya Seydişehir, e, Aydın Buhar müthiş bir ilgi alaka. Buraları gezip gördükçe şunu görüyorum. Ordu İkizce, Taner Sarı, Ordu Kabadüz ilçesinde Yasemin Şahin, Ordu merkezde Ertuğrul Koca. Geziyorum. Millet Recep Tayyip Erdoğan'a şunu diyecek bu seçimde. Recep Tayyip Erdoğan bunu gördü. Seni Cumhurbaşkanı seçtik ama 9 ayda başımıza gelmeyen kalmadı. Mutfak tüpü 740 lira oldu. Mazot 18 liradan 43'e çıktı. Elektrik %100 arttı. Faizler %8'den %50'ye çıktı. Enflasyon senin yalancı püyk tüyük rakamlarıyla, Pinokyo tüyük rakamlarıyla %67 oldu. Dolar 18 liraydı, 33 lira oldu. Emekli maaşına önce %37 zam yapıldı, 10 bin lira oldu. Sonra Cumhurbaşkanı Recep abi devreye girdi. Yüzde 42,5 yaptı. Yine 10 bin lira oldu. Sonra Cumhurbaşkanı Recep abi üzüldü. Yetmez bu dedi. Yüzde 49,5 yaptı. Yine 10 bin lira oldu. Dolayısıyla her anlamda sahada müthiş bir kırgınlık var. Kademe bekleyenler mitingler yapıyorlar. izliyordursunuz. Ben Kartal'da, Ankara, Anıttepe'de iki mitinglerine katıldım kışın ortasında. 7-8 bin kişi. Ve hükümet istifa diye bağırıyorlar. Niye? Çünkü söz verilmiş bir günden 17 yıl kaybetmişler. Yaşıtları emekli olmuş onlar 2041'de emekli olacak. Eşitlik ilkesine de aykırı. Eşitlik ilkesine anayasaya aykırı. Staj ve çıraklık mağdurları. staj ve çıraklık mağdurları. Düşünün avukat Rezan Özdemir'in yanında stajını yapmış. Sikorta primi ödenmiş yatırılmış. Ama emekliliğe gelince hayır emekli olamazsın saymıyorum Denilmiş. Mülakat olacak. kalkacak denilmiş. Kalkmamış. Bağkur esnafına 7200 prim günü sözü verilmiş. Yerine getirilmemiş. Suriyeliler gidecek Suriyeler denilmiş. Yeniden gidilmemiş. Dönememiş. Yani e, enflasyon tek haneli rakama düşecek. Milli gelir 25 bin dolar olacak. Kiralar düşecek. Bakılmış bunlar olmayınca toplumda büyük bir yani karşı duruş var. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a şunu diyecek toplum. Bir dakika Recep Tayyip Erdoğan. Seni Cumhurbaşkanı seçtim. Sen 4 yıl daha oradasın. Ama sana bir ayar vermem gerekiyor diyecek. Sen yanlış yapıyorsun diyor şu an millet. Bakın emin olun samimiyetimle ifade ediyorum. Yani ölümüne AK Partili olduğunu bildiğim mahalle arkadaşım, dostum, eşim, tanıdığım vallahi vermeyeceğim reis diyor. Billahi vermeyeceğim diyor. Ürkücü MHP'li vermeyeceğim diyor. Veremem diyor ya. Veremem. Çünkü diyor her şeyim alt üst oldu. Ya düşünsenize yurt dışına çıkacak öğrencilere bile artık okumaya gidecek öğrencilere bile sınav getirdi. Hem giderlerse gitsinler dedi. Hem şimdi yurt dışına çocuğunuz okumaya gidecekse YKS sınavı diye bir sınav koydu. Evet. Dün itibariyle sınav koydu. Yani öyle bir baskıcı öyle bir e, zorlama bir iktidar haline dönüştü ki buyruk veriyor. Ve bu buyrukların neticesinde 31 Mart'ta kazanırsa insanlar görüyor ki kullarım diyecek. Kullarım diyecek. Çünkü hakikaten şu an bakıyorsunuz etrafa o kadar pervasızlık hakim ki işte biraz önce o tweette gördünüz. Yani namazsız, abdestsiz, gusülsüz diyenin yanı sıra yani cübbesizin bir tanesi dua ediyor. Allah'ım diyor bu seçimlerde diyor sen zillete fırsat verme, Cumhur İttifakı'nı başarı eyle. Hayırdır oğlum? Cumhur İttifakı Müslüman da lan cübbesiz. Bizi kiliseden çıkarken mi gördün? Allah senin duanı niye kabul edecek lan? Beni niye kabul etmesin Allah? Aynı kıbleye yöneldik, aynı kitaba inandık, aynı dinin mensubuyuz, aynı camiye gidiyoruz, aynı orucu tutuyoruz ve senden daha iyiyiz. Sen çünkü Maybek'e biniyorsun, sen 50 milyonluk evde, 100 milyonluk evde oturuyorsun. Bizim fakirler camide Hakikaten birbirine yapacakları yardımla ayakta duruyorlar. Sen hiçbir fakirin halinden anlamı sürekli toplayıp İBAN numarası veriyorsun. Şimdi insanlar bunu gördükçe emin olun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'a dur diyecekler. Bakın Türkiye'nin birçok yerinde hiç hayal etmediğiniz seçimlerin sonucu ortaya çıkacak. Balıkesir'de Ahmet Akın seçimi kazanacak. Bursa'da Mustafa Bozbey seçimi kazanacak. Ankara'da Mansur Yavaş seçimi açık ara kazanacak. Muğla'da Ahmet Aras seçimi kazanacak. Mersin'de, Adana'da seçim kazanılacak. İyi Parti'nin önde olduğu yerlerde İyi Parti seçim kazanacak. Demokrat Parti'nin olduğu yerlerde Demokrat Parti. Yeniden Refah'ın önde olduğu yerlerde yeniden Refah. Sebebi şu. insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yani Cumhur İttifakı'na oy vermemeye karar vermiş. Güçlü olan muhalefeti seçecek. Komutanım dedi ya sarı kart. Emin olun kırmızı kart gösterecek. Bakın sarı kartı bırakın, kırmızı kart. 89 seçimlerinin bir benzeri geliyor. Yani 89 seçimlerinin daha büyük bir benzeri geliyor. O günde Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP hiç kimsenin beklemediği bir sonuç yakalamıştı. İstanbul başta olmak üzere belediyeleri kazanmıştı. Böyle bir sonuç geliyor. Ama yani, peki Recep Tayyip Erdoğan kadar istatistiğe, o işte şeylere, anketlere önem veren bir lider yok. Bunu görüyor olup da görmüyor olması imkansız dediğiniz gibi. O zaman hiçbir şey yapmıyor olması Yapacak da çok acayip. Yapacak kalmadı. Hayır bir şey yapamıyor. Yapacağının hepsini yaptı. PKK'lı dedi geçti gitti. Zillet dedi, illet dedi, FETÖ'cü dedi, montaj dedi. Hayır her şeyi söyledi. Tüketti zaten 28 Mayıs'a kadar. Söyleyebileceğini ya bakın ya LGBT'li dedi bize ya. Soysuzun birisi bize dedi ki soysuzun birisi bunlar hayvanlarla evlenmeye bile izin verecekler dedi. Soysuzun biri çıktı. Bunlar LGBT'li dedi. Erkek erke evlenmeye izin verecekler. Bunlar hatta ileri gidecekler. Hayvanlarla bile evlenmeye müsaade edecekler dedi. Şimdi bunları söyledikten sonra her şeyi tükettiniz. Bitti. Artık millet diyor ki bir dakika Recep Tayyip Erdoğan diyor ya. Bir dakika PKK'lı diyorsun diyor. Bugün Diyarbakır'a gittin diyorsun ki diyor. Arkadaşlar oyunuzu kullanırken dikkatli kullanın. İstanbul'da oyunuzu dikkatli edin. Siz PKK'lı olmadığınızı, siz partinize sahip çıktığınızı gösterin. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor ya. Açıkça diyor ki deme oy verin. Ekrem'e oy vermeyin. Böylece diyor siz deme oy verin. Ya Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi ya. Her tarafa koşuyor ya. Her Yasin tarafa Ozan koşuyor. Kutahyalı Rasim Ozan Kendine çocuk küfür küfrettirmek için elinden geleni yapıyor. Her gün ya bu devlet nasıl bir devlet ki? Bu mit nasıl bir mit ki? Bu Ali Yerlikaya nasıl bir İçişleri iş Bakanı ki? Yani Sedef Kabaşçı bir tane Çerkez sözünden dolayı gece yarısı tutukladılar. Adam her gün çıkıyor diyor ki Kürtler oy vermezseniz diyor kayyum atanacak. Kürtler oy vermezseniz diyor partiniz kapanacak. Kürtler oy vermezseniz Türkler sizi ezecek. Devlet herkesten güçlüdür. Siz CHP'liler, siz muhalefet ayağınızı dev alın devlet gereğini yapacak. Devlet mi? ne yapacak lan? Ne yapacaksın lan Rasim? Kimsiniz lan sen kimsin devlet kim devlet biziz lan kimi tehdit ediyorsunuz yeter artık ya her gün tehdit edilen bir yapı olur mu ya dolayısıyla millet bıktı artık Rasim Ozan Kütahyalı Recep Tayyip Erdoğan'da ufak bir akıl olsa bu Rasim Ozan'ı Ozan şu Alper'in yerine uzaya onu göndermesi lazımdı ya. Alper'in yerine uzaya onu gönderip bir daha da geri getirmemesi lazımdı ya. Adam her gün Recep Tayyip Erdoğan'a oy kaybettiriyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan ne hesap, ne kitap biliyor, ne istatistiği biliyor. Artık öyle bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan miting yapıyor. Mitingde diyor ki bir buçuk milyon kişi olurdu diyor. Şimdi 650 bin kişi geldi. Meydanda 100 bin kişi yok. 650 bin diyerek algı yaratmaya çalışıyor ki bittiğini, tükendiğini görüyor. Ya bir cumhurbaşkanı her mitinge başlarken polise sordum. 100 bin kişi. Polise sordum 200 bin kişi. Bugün Diyarbakır'da polise sordum 75 bin kişi. Abi emekliye ne diyorsun onu anlat. İşçiye ne diyorsun onu anlat. Faiz %60 oldu Recep abi ne yapacağız onu anlat. Millet evine ekmek, götür evine ekmek götüremiyor diye miyim? Hani et alamıyor 6 aydır. Peynir alamıyor 6 aydır. Sen ne yapacaksın bunu anlat. Bakın ne demin baştan söylediniz. Oğul Bey de kısmen ifade etti. Ya bir cumhurbaşkanı yani ülkede paranın erimesi karşılığında emeklinin maaşının değer kaybettiğini söyler mi ya? Ya adama o zaman sormazlar mı Recep abi? Bu sarayın değeri niye hiç düşmüyor ya? Yani sen günde 35 milyon harcıyorsun saraya. Senin uçaklar 13 tane. Konvoy 45 tane. Senin korumaların parasının hatta hesabı yok. Günlük 2 milyon harcıyorsun. Sen örtülü ödene harcadığın para bu ay 2 milyar Şubat ayında. Bu paranın değer kaybı saniye gelince hiç olmuyor ya. Bu sarayda niye değer kaybı hiç yaşamıyoruz biz bu parada? Bunların niye değer kaybı yok hiç? Hep emekliye mi denk geliyor bu para kaybı? Hep bu parasızlık emeklilikte yaşa takılanlara mı denk geliyor? Staj ve çıraklık mağduruna mı denk geliyor ya? Ya bu memlekette çiftçi, mazot alamıyor artık ya tarlaya giremiyor yarın dört yoldayım dedim ya yarın akşam dört yoldayım ya inanır mısınız üzüldüm geçen ay oradaydım Ahmet komutanım vallahi narince ağaçtaydı biliyor Yerlerde, musunuz ağaçta, evet. ağaçta ağaçta çürümüş yerlere dökülmüş ya. toplayamamışlar niye toplayamadınız dedim benim de hoşuma gitti portakal toplayayım dedim toplayın arabanı topla istediğin kadar dedi çünkü zaten para etmiyor dedi. Şimdi, kimse gelip almıyor şimdi... ya çiftçiyi batırmışsın sen onu söylemiyorsun. Ben de gördüm aynı şeyi. Yazık Adana'da günah. Yani. Recep Tayyip Erdoğan Hı. kilometreyi sıfırladı. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ben dedi artık devrimi tamamladım. Emeklilik dönemi denk geldi. Daha aday değilim dedi. Yüce Türk Milleti Öyle kararını Öyle dedi ama işte Numan Kurt'un sanayasa çalışması yapıyor. Yapsın onlar. Yüce Türk Milleti kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk seçimde emekli edecek. Anayasayı değiştirip aday da olsa emekli edecek bu millet. Çünkü bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Artık yaşlandığını görüyor. Torun sevmesi gerektiğini düşünüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha sağlıklı, daha uzunlu yaşaması için bu millet Recep Tayyip Erdoğan emekli edecek yeter. Ha Recep Tayyip Erdoğan emeklettikten sonra aslında oğul kardeşim tam söyleyemedi ama Allah ikinci bir Erdoğan'ı başımıza nasip etmesin. Allah onu da bizden korusun yani. İkinci Erdoğan tipli siyasetçilere de dikkat etmemiz Şimdi gerekiyor. Kim kimi, yani, kimi kastediyorsunuz açık konuşun. İkinci Erdoğan Doğru. tipli siyasetçiler yerine ekibi Doğru. toplumu bir araya toparlayacak. Atatürk'ü bir, de, bir defa bir defa bir defa. Şunu söyleyeyim Muhammed abi. Atatürkçü, evet. demokrat, laik, özgürlükçü, herkesi kucaklayan, bu ülkede ayrım yapmayan bir merkezin oluşmasını inşallah evet. millet nasip eder yani. Şimdi bir dakika. Bit başkanıyken konuşmuyordu. Ben çok ciddi alıyordum Hakan Fidan'a. Karizmatik geliyordu bana. Adam konuşmaya başladıkça <laughs> hiçbir özelliğinin olmadığını gördüm ya. Yani. <laughs> bir insan Az önce güzel bir tanımlama yapmıştır Rezan. Tebrik ediyorum. Biraz önce arada da tebrik ettim. Hakikaten siyaset dili veya devlet adamlığı dili birbirinden çok farklı şeyler. İşte Siz de diyorsunuz ya siyasette e, aslında onun tanımı şöyle. Bunlar gitsin aynı metotta biz yönetelim anlayışında olduğu sürece evet. siyasetin hiçbir anlamı yok. Evet. Sizinkini biraz. Şimdi bu Hakan Fidan MİT Başkanı iken tekrar söylüyorum konuşmuyordu. Ne yaptığını bilmiyorduk. Gizemli bir adamdı. Hatta Cumhurbaşkanlığına falan layık görüyorlardı buna. Gizli Cumhuriyet sakarla beraber bir olacaklar. Bunlar Cumhurbaşkanı biri olacak, Başbakan biri olacak. Öyle hayaller kuruyorlardı. Şimdi siyasete girdi. Adamın söylediğine bakar mısın ya? Murat Kurum diyor, ee, birikimiyle diyor, ee, Çevre Bakanlığı yaptı diyor, ee, İstanbul'u kentsel dönüşümde diyor, ve depremlerde yani söylemesi gereken aslında Reza'nın dediği gibi o söylüyor şimdi Hakan Fidan. Çok iyi şeyler yapacak. Ya Hakan 22 yıldır ülkeyi beraber yönetiyorsunuz. Her ne kadar MİT başkanı da olsan beraber yönettiniz. Beraber yürüdünüz bu yollarda. Beraber ıslandınız yağan yağmurlarda. Beraber batırdınız bizi çamurlarda. Yani Hatay'da bugün görüntüleri gördünüz değil mi? Ciğeri sızlamayan, yüreği sızlamayan var mı? Sel, yağan yağmurla o konteyner kentlerin tamamı sel altında kalmış komutanım. Tamamı sel altında kalmış. Çok korkunç Bunu Murat evet. Kurum zihniyeti değil mi? 22 yıldır ülkeyi Bunun yöneten ben... AKP zihniyeti değil Çizim mi? Yoksun. 365 bin konut yapacağım diyerek daha şu ana kadar 40 bin konut yapıp teslim edemeyen iktidarın Dışişleri Bakanı Belçika'da ülke ocakları yakılıyor. Belçika'da Türklere saldırılıyor PKK'lı hainler tarafından. Almanya'da Türklere saldırılıyor. Almanya'dan PKK'lılar, Hollanda'dan PKK'lılar, Belçika'ya PKK'lılara destek vermeye gidiyor. Türklere saldırmaya gidiyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı oturmuş ilkokul öğrencilerinin sınıfında. İlkokul öğrencisi gibi e, birbirleriyle müzakere yapıyorlar ve destek istiyor. Ya Murat Kurum sussan daha iyiydi ya. Hakikaten bir ciddiyetim vardı. Korkuyorduk bit falan Fidan'dan deyince. Hakan Fidan'dan Hakan Fidan. Ha. Neydi, Murat Kurum ben dediniz. Murat Kurum, ha hakikaten, Murat Kurum hakikaten. Ha. yani hakikaten biz korkuyorduk senden. Mit'in başındasın falan filan. Bir gece bizi de Palas Pandras götürürsün. Bir yerlere bir şeyler yap. Hakikaten endişe duyuyorduk senden yani. Çok sert geliyordun. Karizmatik bir şey. Ya git kardeşim Belçika'ya diklensene. İki laf etsene Belçika'ya. Ülkücüleri öldürüyorlar ya. Türkleri öldürüyorlar ya Hakan fidan. Sen nesin? Dışişleri Bakanı değil misin? Senin ne işin var o işlemekle? Ali Yerlikaya mahzendi, demirdi, çelikti. Haber operasyon yapıyorsunuz. Sanki 7 yıldır ülkeyi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı değildi gibi sürekli her gün mafya, çete, uyuşturucu, baron yakalıyorsun. Çıkmışsın muradına erecek mi İstanbul? He erecek muradına İstanbul. Ne olacak yani Murat kurumu seçmezsek İstanbul muratsız mı kalacak? Yani işi gücü bıraktım. Biz de sana güvendik be Ali Yerlikaya. Sana dedik ki yani Ali Yerlikaya iyi yönetiyor. Ali Yerlikaya devlet adamı. Bu mu devlet adamlığı? Bu mu milletten aldığın hakkının helal etmeyeceğin parayla maaş aldığın devlet adamlığı bu mu? Sen bakansın ya. Bakansın sen ya. 16-17 bakandan birisiniz ya. Yazık ya. Adalet bakanınız ayrı. Sen ayrı. Ne yapacaksınız ya? Murada ermezse İstanbul bizi de mi toplayacaksın Ali Yerlikaya? Bizi de mi alacaksınız? Tehdit ediyor zaten hepsi. İşte az önce söyledim Rasim Ozan Kütahyalı. Kime güveniyor? Demek ki bu Ali Yerlikaya'ya güveniyor. Ali Yerlikaya İstanbul muradına erecek dediğine göre 31 Mart'ta muradımıza eremedik, yandık. Yandık herhalde bunlar bizi zindanlardan geri çıkarmayacak gibi duruyorlar yani. Memlekette o kadar iş güç var, yapılması gerekenler var, hiçbirini yapmıyor. Ya Ali Yerlikaya sen Hakikaten iş yaptığına inanıyorsan bu sokaklarda hala çeteler keleşin koklu silahlarla birbirlerini çocukları vuruyorlar ya. Taksiden 3 kişi indi bir tane 16 yaşında çocuğu öldürdü ya. Yakaladın gurur duydun. Şu ana kadar yakaladığın uyuşturucu satıcılarını yakaladım torbacıları diyorsun. Baronlar nerede ya? Nerede baronlar? Sedat Peker'in Venezuela'dan yola çıkıp da İstanbul Limanı'na indiğini söylediği 4 ton Uyuşturucu kime geliyordu? Hadi söylesene. Niye tespit etmediniz ya? 10 milyon euro rüşvet pazarlığı yapan gazeteci vardı, televizyoncu. Mahkemeye gidip ifade verecekti, suç duyurusunda bulunacaktı. Hala bulunmadı. Ali Yelikaya konuşsana. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi vardı. Senden önceki İçişleri Bakanı söyledi. Hadi söylesene, çıkartsana ortaya madem. Yo, İstanbul'un muradına erdirecek. Hakan Fidan da başkan yapacak Murat Kurumu. E ee, Türkler ne oluyor? Sen neyin dışişleri bakanısın? Söyledi Oğul Bey. Yunanistan'a ne diyebildiniz ya? Bir gece ansızın gelebiliriz diyordu Recep abimiz. Bir gece ansızın gittiniz. Bay canım kardeşim deyip öptünüz, kucakladınız. Mısır'dakine sisi darbeci diyordunuz. 14 Şubatlar gününde sevgililer gibi kucaklaştınız. Kime ne kötü oldun Murat Kurum? Ne yaptı? Murat Kurum diyorum Hakan Fidan. Kafayı Murat Kurum'a daktım ya yani Siz, şimdi. Evet. Hakan Fidan ne yaptın <laughs> ya? arkadaş Sana bir şey dememeye gayret gösterdik bu zamana kadar. Ama yeter ya. Yeter. Recep Tayyip Erdoğan bunlara güvenerek sen siyaset yapıyorsan vallahi zaten yolda kaldın ya. Ben senin yerinde olayım. Recep abi bunların hepsini alırım ya. Hepsini alırım. Sen tek başına yetersin. Çünkü bunlar senin adın kullanıyorlar. Bak Hamza Dağ diye İzmir'de bir belediye başkan adayları var. Ahmet abi geçen de söyledim. Üç gün gezdim İzmir'de. Hamza Dağ yazıyor. Kim bu dedim. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı dediler. Hangi parti? Bir partili? İzmirli seçmen söyledi biliyorsunuz değil mi? Onun videosu var hatta. Bir görelim mi? Hamza Tam. Dağ ile ilgili bir video hangi var. Bir, bu izleyelim. Dedim? bir dakika bir izleyelim. Yakın mı o kadar hemen? Siz gönlünüzün rahat bir şekilde AKP ablamı takamıyorsunuz. Ya, Çünkü ya. onu taktığınız zaman halkın içine çıkamayacağınızı biliyorsunuz. Şimdi bak ne güzel söyledi. İki gün, üç gün İzmir'de gezdim. Kim bu dedim. Hamza Dağ. Ne partisinin adayı bu? AK Parti'nin adayı. Ya Recep Tayyip Erdoğan yoksa Hamza Dağ kim ya? Kim tanır Hamza Dağı ya? Hamza Dağı ne bilirler? AKP'nin vekillerini sayın desem şu an 260'ın üzerinde vekil var. Siz şu an ha burada hepimiz birleşelim, beşimiz birleşelim. AKP'den 20 vekil sayın. Vallahi da istifa ettim, billahi da istifa ettim. Hadi canlı yayında. 20 vekil sayın bana ya. Sayamazsınız. Hamza Dağı kim tanır? Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asmaktan utanıyor ya. AK Parti'nin ampulünü daha biz patlatmadan Hamza daha patlatmış Edirne, ya. Edirne'de bir arkadaşla görüştüm. Oradaki aday da aynısını yapıyor. E şimdi kimden utanıyor bunlar o zaman? Şimdi Hakan Fidan'ı o zaman niye taşıyor Recep Tayyip Erdoğan'a? Peki bir şey da? daha soracağım. Şimdi İbrahim Bey buyurun diyor Balenge yurt. Ben e, bu cuma akşamı da katılacağız ama tabii şunu söyleyeyim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'siz tabanına sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sevenlerine, Alevilere sesleniyorum. Biz küstük, darıldık, gücendik diye bir seçim içerisinde olmamalıyız. Bir hesaplaşma olacaksa 1 Nisan'dan sonra parti içi meselelerini çözebilirler. Sandığa herkes gitmeli. Herkes oyuna sahip çıkmalı. Biz Demokrat Parti olarak İstanbul'da İmamoğlu'nu Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyoruz. Her ikisi adeta bir sembol haline dönüşmüştür. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayali İstanbul'u almak olduğu kadar Ankara'da da Mansur Yavaş'la hesaplaşmak istiyor. Dolayısıyla biri olmalı, iri olmalı, diri olmalıyız ve seçime gitmeliyiz. 17 artı birin karşısında Türk milleti olarak bir ve beraber olmalıyız. Son olarak da Osmaniye ve Hatay 4 yola sesleneyim. Yarın saat 3'te Kadilli'deyim, saat 4'te Osmaniye'deyim, saat 7'de iftardayım Hatay 4 yolda, saat 9'da da Hatay 4 yolda, e, numune evlerde miting yapacağım. Cumartesi günü de Ordu'da Eski Fidanörde saat 3'te Demokrat Parti olarak son seçim yürüyüşünü yapacağız. Halkımızı bekliyorum. Peki